Değerli seyirciler, Medya 24 TV ekranlarından sesimizin ulaştığı tüm dostlarımıza selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Cuma akşamınız mübarek olsun. Değerli seyirciler, bugün Sohbet-i Huzur programında Peygamber Efendimizin 1400 sene önce günümüzü görüp bizlere haber verdiği hadisleri sizlerle paylaşacağım. Tabii hepsini paylaşmak mümkün değil ama sizin için seçtiklerimizi bu ekranda paylaşmaya devam edeceğim. Birçok insanlar duydunuz, gördünüz, hepimiz şahit olduk. Bize Kur'an yeter. Yani hadisleri kabul etmediler. Bir şey söylediğiniz zaman size aynen şunu söylediler. Kur'an'da var mı? Eğer Kur'an'da varsa kabul ederim. Kur'an'da yoksa kabul edemem diye çok insan, hatta koca koca profesör olmuş, okumuş insanlar bunu söylediler. Kaldı ki yani cahil insan, mektep medrese görmemiş insanlar bunu söylemedi. Ne azimdir ki yıllarca ilkokulu bitirmiş, ortaokulu okumuş, liseyi okumuş, üniversiteyi okumuş, yetmemiş akademi kariyer yapmış, doktor olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş, yaşı 60'a dayanmış, 50'ye gelmiş, hala bana Kur'an'da yoksa ben hadisleri kabul etmiyorum diyor. Yani haddi zatında Kur'an'ı da kabul etmiyor. Yani bir kişi hadisleri kabul etmiyorsa peygamberi kabul etmiyordur. Peygamberi kabul etmiyorsa Allah'a da inancı yoktur. Neden? Madem eğer bize Kur'an yeter diyorlarsa ben tek bir ayet-i kerime okuyacağım. Daha çok ayet var da bugün bir tanesini aldım. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesini. Evinde tefsiri meali olanlar gidip bakabilirler. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Resulüm de ki, yani ey peygambere buyuruyor ki, ey Resulüm de ki, ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'a inanıyorsanız, gelin bana uyun, yani peygambere tabi olun. Peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah kullarını sevmenin, Allah'a inanmanın sebebini peygambere imanla sevmeye bağlıyor. Eğer Resulüne tabi olursanız, hani peygambere tabi olursak buyuruyor, günahlarınız bağışlanır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir. Onun için bizim ilk önce inanacağımız, güveneceğimiz Allah ve Resulüdür. Allah'a inanan bir insan, yani bana Kur'an yeter diyorsa, hani Kur'an'da yoksa bir şeyi kabul etmiyorum diyorsa, bu insan Kur'an'ı da anlamıyor. Çünkü Kur'an insanı doğruya, güzele götürüyor ve Allah'ın Resulüne tabi olmamızı istiyor. Ve başka bir ayette buyuruyor ki, o peygamber size neyi verdiyse alın, neyi de yasakladıysa ondan da uzak durun. Hatta Necm suresinde in huve illa vahyun yuha, o peygamber kendi nefsinden hiçbir şey söylemez. Yani ona vahyolunur, o da söyler. İşte bu ayetler ışığında ahir zaman hadislerini bugün sizler için hazırladığım birkaç tanesini inşallah beraberce paylaşacağız. Siz değerli kardeşlerim, değerli seyircilerimiz, sohbetimize, bugünkü programımıza sosyal medya üzerinden bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Dilimizin döndüğü kadar cevap vereceğim. Bilmediklerimi inşallah
bir hafta sonraki programda cevaplamaya gayret edeceğim. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insanların başına bir zaman gelecek ki, yani yaşayan insanların başına öyle bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak. Yani herkes o faiz denen illete bulaşacak. Yemese bile tozu onlara bulaşacaktır. Ne demektir yani yemese bile? Sizin bankada paranız yok, yatırmadınız veya faizli para almadınız ama faizin tozu size bulaşacak. Nedir? İşte gidip bir yerde çalışıyorsunuz, maaşınız bankaya yatıyor. Orada banka bir takım faizler, bir şeyler yapıyor, size biraz fazla veriyor. İşte bu şeyin tozudur yani. Veya bakkaldan bir ekmek alıyorsunuz, fırıncı onu faizle almıştır, yeri faizle işletiliyor. Bunlar da faizin tozu, bulaşacaktır. Ama Allah-u Teala bunları bizden sormayacak çünkü bu konular bizi aşıyor. Yani bizim irademiz dahilinde değil. İrademiz dahilinde aldığımız faiz haramdır. Hatta Allah-u Teala bir ayeti kerimesinde faizle münasebeti olanlar derhal diyor o münasebetlerini kessinler. Eğer kesmezlerse فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş olurlar. Yani bugünkü gibi bir devlet bir devletle savaşmıyor. Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş olurlar. Evet, bu hadis bu kadar. Yani faizi daha sonra konuşabiliriz. Ve devamında buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, birçok kişi, birçok insan, ümmetimden birçok insan az bir dünyalık karşılığında, yani az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek. Ne demek istiyor Peygamber Efendimiz? Yani üç kuruş menfaati için dinini, imanını, namazını, İslam'ını, Kur'an'ını feda ediyor. Yani üç kuruş para için gidip mahkemede yalan söylüyor. Yalancı şahitlik yapıyor. Müslümanlara iftira atıyor. İşte az bir dünyalık karşılığında dinini feda ediyor. Hani bu insanları göreceksiniz diyor. Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak. Yani bu kazanılan işte gayri safi milli hasıla deniyor ya, bu herkese eşit dağılmayacak. Belirli insanlar arasında dolaşıp duracak. Dar gelirli olanlar açlık ve sıkıntıya düşecek. Bugün işte günümüzde yaşadığımız insanlar o dar gelirli, hepimiz yani açlık ve sefalet içine düşecek. Çok sıkıntılar yaşıyorlar Müslümanlar bu konuda. Zenginler zaten onlara yardımcı olmuyor. Olmadığı gibi de bir de yadırgıyorlar. Ama bu insanlar çok sıkıntı çekiyorlar. Peygamber Aleyhisselam 1400 sene önce bakmış, günümüzü bize haber vermiş. Şimdi bakın, devamında buyuruyor ki kabirler süslenecek. Yani mezarlar süslenecek. Şimdi bir şeye gidin, işte Peygamber Efendimiz'in dönemindeki ashabın mezarlarına bir bakın. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hamza'nın, bunların mezarlarına bir bakın. Bir de bizim mezarlarımıza bakın. Yani mezarların içine girdiğiniz zaman sanki bir yalıya giriyoruz. Mezar yerine sanki bir villada gömülmüş. Yani envain çeşit şeylerle süslemişler. Onun için değerli seyirciler, yani mezarlar bu kadar süslenmemeli. İşte Peygamber Efendimiz bakın 1400 sene önce buyurmuş ki kabirler süslenecek. Yani mezarlar süslenecek, adeta dünya süslerini
orada görebilirsiniz. Bir de adam yedi ceddini yazmış mezar taşının üzerine. İşte falan oğlu falan filan falan bey filan bey. Ya kardeşim musalla taşına geldiğin zaman kim olursan ol kusura bakma. Sade diyor ki işte er kişi niyetine veya kadın kişi niyetine. Tamam ismini yazmasında bir beis yok. İşte Ahmet oğlu Mehmet falan vesaire. Ama bir de yok işte şöyle gitti, böyle geldi, şuna hasretti, buna bilmem neydi. Bunlar boş şeyler. Yani boş şeyler. Evet, kabirler süslenecek ve Kur'an kazanç getirilen bir meta haline gelecek. Şimdi ne oluyor? Kur'an artık parayla okunur hale geldi. Yani şimdi bir vatandaş gitse, bir caminin imamına, müezzinine, yani bir din görevlisi dediği insana dese ki ben babam için bir hatim okutmak istiyorum veya bir Yasin-i Şerif okuyun veya bir Fatiha okuyun dediğiniz zaman size ilk önce şunu soracak. Kaç para vereceksiniz? Yani şu hale bakar mısınız? Kaç para? Ve bunu pazarlık yapıyor. Onun için Kur'an'ı وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ayetlerini az bir para karşılığında satmayınız. Yani Kur'an zaruret halleri dışında para ile okunmamalı. Yani Kur'an, işte bakın Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, Kur'an kazanç getiren bir meta haline gelecek. Demek ki Allah'ın kitabını bundan uzak tutmamız lazım. Kabirler süslenmemesi gerekiyor değerli seyirciler. Sonra buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselam, fitne her eve girecek. Yani yeryüzünde fitne girmediği ev kalmayacak. Allah Allah. Bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, yani fitne yeryüzünden kalkıp din Allah'ın oluncaya kadar o müşriklerle savaşın. Burada Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki fitne her eve girecek. Bugün fitne yüzünden nice insanlar öldü, nice insanlar katil oldu. Allah muhafaza buyursun. Bize düşen nedir değerli seyirciler? Bir mümin, bir müminin arkasından çekiştiremez, fitne fesat çıkaramaz. Yani Müslümanlığın sıfatlarından bu değildir. Sonra tecrübesiz gençler başa geçecekler. Yani hiçbir tecrübesi olmayan, hiçbir deneyimi olmayan insanlar gelip bir yerlere geçecek. Yani ehliyetsiz, liyakatsız insanlar iç başına gelecek. Evet, ahir zaman hadislerinde çok önemli bir hadislerin hepsi önemli de daha bahusus bu konuyla alakalı daha bir önem arz ediyor. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselam, Kur'an'dan bir resim, bakın Kur'an'dan bir resim, İslam'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalacak. Şimdi bunu biraz açalım. Yani Peygamberimiz 1400 sene önce buyurmuş ki ahir zamanda Kur'an'dan bir resim, yani Kur'an evimizin baş köşesinde bir duvarda asılacak. Hani ben çocukluk dönemimde Erzurum'da düğün yaparken kızların, o gelinlik kızların çeyizlerini yazarlar. Yani caminin imamı veya o köyün ileri gelen imamı varsa bir iki de şahit getirirler. Erkeğin de kız tarafının da erkek tarafının da çeyizlerini yazarlar böyle kalem kalem. Kız tarafının en başta işte Kur'an-ı Kerim, buna paha biçilmez ama işte 10 lira 20 lira yazarlar onu oraya. O gelinlik kızımız da en güzel dantellerle, örneklerle ona güzel bir kap bulur, götürür. Odasında bir duvara çivi çakar, onu oraya asar. Ama baktığınız zaman inanın üstü bir parmak tozdur, açıp okumaz. İşte
Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor bakın. Kur'an'dan bir resim kalacak. Orada asılı duruyor. Hepimizin evinde var. Yani hacımızın, hocamızın akla gelebilecek Müslüman olan herkesin evinde Kur'an-ı Kerim vardır. Mutlaka ya rafında duruyordur, tozlanmış ya da şeyinde, duvarında bir kabın içerisinde asılı orada duruyordur Kur'an-ı Kerim. Alıp okumamız veya okuduğumuz zaman bu içindekilerle amel etme gibi bir lüksümüz yok bizim. Yani sadece birbirimize Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor, böyle yapmamız lazım deriz ama amel etme sırası gelince ya işte ne yapalım, günümüzde böyle olmuyor. Herkes öyle yapıyor, ben de yapıyorum veya devlet buna müsaade etmiş, ne yapayım gibi yani mazeretten arkasına sığınıyoruz. Oysa ki eğer bir Müslüman, bir mümin, bir Müslüman Allah'a, peygamber, ahiret gününe inandım diyorsa Kur'an'la amel etmek zorundadır. Yani Kur'an'la amel etmeyenlerin akıbeti artık söylemeye gerek yok değerli seyirciler. İşte Kur'an'dan bir resim, İslam'dan bir isim. Adamın ismi Abdullah, Abdurrahman, Ahmet, Mehmet. Ama Allah'a inancı yoktur. Yani böyle İslam'dan bir isim. Sonra Müslüman'dan da bir cisim var. Yani adam yaşıyor, ismi Ahmet, Mehmet, Müslüman ismi. Evinde Kur'an'ı da var. Aynen bugün tabir edildiği gibi bugün bizim şu anki yaşantımıza bakarsak Kur'an'dan bir resim var. İslam'dan bir ismimiz var. Bir de Müslüman olarak bir cismimiz var. Ama ruhumuz İslam değil. Bakın, yaşantımız İslam değil, ruhumuz İslam değil. İsmimizin Müslüman olması inanın hiçbir şey ifade etmiyor değerli seyirciler. Yani tabii ki ismimizin Müslüman ismi olacak güzel bir şey ama ismimizin sadece Müslüman olması başlı başına yeterli değil. Ruhumuzun da İslam olması lazım. Eğer ruhen İslam değilsek ismimizin Müslüman olması bizi kurtarmayacak. Onun için hem ismimiz, hem cismimiz, hem ruhumuz Müslüman olması lazım. Evet. Hadis-i şerif devam ediyor. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselam, yani 1400 sene önce bakıp bugünümüzü bize haber veriyor Allah'ın Resulü, sevgili Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki üç şey çok kıymetlenecek. Yani üç tane şey sayıyor. Bunlar diyor çok kıymetlenecek. Nedir bu üç şey? Birincisi değerli seyirciler, helal para. Yani ahir zamanda helal para çok kıymetli olacak. Yani herkes buna erişemeyecek. Bugün öyle değil mi? Yani kaç kişinin kazancı helal? Yani helal para çok kıymetli olacak. Ama haram para geldiği gibi gider. Yani 1 trilyon alsan akşam belki 3 trilyon gider. Yani öyle bir şey. Ama helal para çok kıymetli olur. Allah bereketini verir ve kolay kolay bitmez. İkincisi, kendisiyle amel edilen sünnet. Yani peygamberimizin sünnetleriyle amel işlemek. Çok kıymetli. Mesela nedir işte? Cemaatle namaz kılmak. Değil mi? Bir sürü sünnetler var. Yani bunlara amel etmek. Üçüncüsü, candan bir dost. Şimdi kaç tane insan diyebilir ki benim de şöyle bir candan yanan bir dostum var. Yani sıkıştığın zaman kapısına gidebileceğin veya senin kapına gelebileceğin veya bir yere giderken evinin anahtarını verebileceğin kaç tane dostun var şu yeryüzünde, şu yaşayan
toplumda kaç tane dostumuz var acaba? Merak ediyorum ben. Bir düşünelim. Bir tatile gidiyorsunuz. Ya işte evimin anahtarı, çocuklarım evde uyuyorlar. Ben gidiyorum. Buyurun çoluğum çocuğum size emanet diyebileceğimiz kaç tane dostumuz var? Belki de hiç yoktur. Evet, demek ki üç şey değerli seyirciler çok kıymetli. Birincisi helal para, yani helal kazanç. İkincisi kendiyle amel edilen bir sünnet, Peygamberimizin uygulaması. Bir de candan olan bir dost. Bu üç şey çok kıymetlidir yaşadığımız zamanda. Ve hadis-i şerif devam ediyor. Ecnebiler çoğalacak. Yani yaşadığımız dünyada, yaşadığımız asırda yabancı insanlar çoğalacak. Ve Müslümanlara galip gelecekler. Bugün İstanbul'u düşünün veya Anadolu'da bir şehri düşünün. Yani yabancı insanlar bizden daha fazlalar, daha çok. Evet, sonradan gelen nesiller önceden gelenlere hakaret edecekler. Yani gençler büyüklere hakaret edecek. Siz bir şey bilmiyorsunuz, siz cahilsiniz, siz bir şey görmediniz. Ve bugün yaşıyoruz bunu. Bugün çocuğunuza bir şey dediğiniz zaman, ya sen bilmezsin diyor, ne bilirsin? Evet, minnet, bela, musibet artacak. Bakın, bela ve musibetler artacak. Rahat, huzur kalmayacak. Kimse de elleriyle bunları önleyemeyecek. Bakın, bela ve musibetler artacak. Şimdi şöyle bir bakalım, bu hadisi biraz tahlil edelim isterseniz. Bela ve musibetler artacak. Şimdi aileden başlayalım isterseniz. Adam çocuğunu bin bir zahmetle, meşakkatle büyütmüş, beslemiş. Çocuğu ona asi olmuş. Bela olmuş. Tabiri caizse. Çocuğu annesine babasına bela olmuş. İşe koyuyor, çalışmıyor. Şöyle yap, böyle yap diyor, yapmıyor. Gece istediği zaman dışarı çıkıyor. Gece hiç eve gelmiyor, anne baba ağlıyor, bekliyor. Ne oldu? Bakın bela ve musibetler çoğaldı. Hem de kendi evimizde bunlar değerli seyirciler. Kendi elimizde, evimizde. Aileler bozuldu. Karı kocaya musallat oldu. Kocası hanımına musallat oldu. Kardeş kardeşe musallat oldu. Yani huzur da gitti. Bugün yeryüzünde Müslümanların huzuru var mı Allah aşkına? Neden huzur yok acaba? Biz de hiç merak ettiniz mi? Geçen hafta kısmen söylemiştim. İşte Peygamber Efendimiz bugünlerimizi bize ta 1400 sene önce haber vermiş. Huzur ve sükunet kalmayacak. Komşu komşuya musibet olmuş. Evladı annesine babasına musibet olmuş. Velhasıl halimiz perişan değerli seyirciler. Sonra bakın bu hadis bugünü tam haber veren bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir Müslüman, bir mümin, bir Müslüman koyundan daha aciz olacak. Hor ve hakir görülecek. Şimdi istersen bu hadisi de biraz açalım. Bir Müslüman koyundan daha aciz olacak, hor görülecek. Bugün yaşıyoruz.
Bir, şurasını yanlış anlamayın. Yani hayvanlara verilen haklardan rahatsız değilim. Zira daha da çok verilmesini istiyorum. Yani hayvanları korumalıyız. Ama bir hayvana verdiğimiz değeri bir insana vermiyoruz, veremiyoruz. Evet, bir sokaktaki bir kediye verdiğimiz değeri yanı başımızdaki komşumuza veremiyoruz. Sokakta bir köpeğe, çok affedersiniz, verdiğimiz değeri bir Müslümana, bir mümine veremiyoruz, vermiyoruz. İnsanı öldürürken tüyümüz kıpırdamıyor. Ama bir kediyi öldürürken dünya ayağa kalkıyor. İşte Peygamber Aleyhisselam buyurmuş. Bir Müslüman koyundan daha aciz olacak. Hor ve hakir görülecek. Şimdi dinini yaşayan bir Müslüman, Allah aşkına, toplum içerisinde ne diyorlar ona? Deli diyorlar. Zaten öyle demiyor mu? Size deli demezlerse veli olamazsınız. Evet. İlim azalacak. Yani ilim kalkacak. Şu anda Kur'an ilmini bilen ve yaşayan yüzde çok azdır. Cehalet çoğalacak. Yani cahiller çoğalacak. Toplumda şu an bizim toplumumuzun dini açıdan söylüyorum ben. Yani özellikle ilahiyatı bitirenler arasında eğer dışarıdan medrese usulüyle okumamışlarsa ilahiyat fakültelerinden mezun olanların %95'i dinin cahili. İnanın dağdaki çoban kadar dini eğitimleri yoktur. Dini bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama evet, cehalet çoğalacak. Evet. Anarşi ve cinayetler çoğalacak. Bakın, yıllardır terörist, PKK denen bir illet var. Şimdi YPG'si, PYD'si de eklendi. Yıllardır bu terörden kurtaramadık. İşte Peygamber Efendimiz bugünümüzü haber vermiş. Anarşi ve cinayetler artacak. Adam öldürmek hafif bir suç sayılacak. Şimdi adım başı sokaklarda adam öldürüyorlar. Her gün televizyonlarda izliyoruz. İşte eski koca dehşeti, kadın kocasını vurdu, koca karısını vurdu. Şöyle bir kavga çıktı, işte kanla sonuçlandı. Yani ölüm, bütün artık haber kanalları ölüm haberleri vermekle meşgul. İşte bakın, insan öldürmek, hayvan öldürmekten daha kolaylaştı. Değerli seyirciler, Allah muhafaza buyursun bizleri. Sonra hilesiz iş yapılmayacak. Herkes yaptığı işte hile yapıyor. Tacirler, yani tüccarlar, zenginler ve yazar çizer takımı artacak. Bugün öyle değil mi? Bakın şimdi, eli kalem tutup yazanlara bir bakın. Köşelerine bir makale okuyun. Eline kalem alan, bir köşe bulan kendisine farklı olacağım diye dine, İslam'a, peygambere, Allah'a, Kur'an'a saldırıyor da saldırıyor. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Sonra burası da çok önemli değerli seyirciler. Kişi elbisesini sakındığı kadar, yani bir kişi elbisesine değer verdiği kadar
dinine değer vermeyecek. Fakirler de namaz kılmayacak. Şimdi bu hadisin günümüze bakan tarafı ne? Değerli seyirciler. Ne buyuruyor Peygamber Aleyhisselam? Kişi elbisesini sakındığı kadar, sahiplendiği kadar. Yani aman elbiseme bir çamur sıçramasın, yırtılmasın. Buna özen gösterdiği kadar dinine, imanına, Kur'an'a, İslam'a, Allah'a, Peygamber'e özen göstermiyor. Hepimiz öyle. Bütün Müslümanlar için söylüyorum. Sabah evinden çıkarken ütüsüz pantolon, gömlek hiçbirimiz giymiyoruz. Veya kirli bir gömlekle, kirli bir ceketle dışarı çıkmıyoruz. Ama kapıdan dışarı adımımızı attığımız zaman Allah'a, Resulüne, Kur'an'a, İslam'a isyan diz boyu, hakaret diz boyu hangimiz karşı çıktık? Hangimiz korumaya başladık? Bu nasıl bir Müslümanlık? Bu nasıl bir iman taşıyoruz? Şu cekete verdiğimiz değer kadar Allah ve Resulüne verseydik, vallahi de bu halde olmazdık, billahi de bu halde olmazdık. Çocuğunun üniformasına verdiği değer kadar İslam'a değer verseydik, vallahi bu kadar düşmezdik. Bu kadar ölümler, katiller, teröristler, cinayetler hiçbiri olmazdı. Çocuğunun çantasına vermiş olduğu değer kadar Allah ve Resulüne vermiş olsaydık, bu kadar İslam beldelerinde kan, gözyaşı akmayacaktı. Kızının boyasına, cilasına, saçına, süsüne, makyajına verdiği değer kadar İslam'a ve Kur'an'a değer verseydi bir baba, bugün İslam beldelerinde o kadınların namusuna, ırzına geçilmeyecekti. Neyin Müslümanıyız biz be? Kimin Müslümanıyız? Vallahi kendimizi kandırıyoruz. Billahi kendimizi kandırıyoruz. Ayakkabının boyasına, cilasına dikkat ettiğin kadar eğer o Kur'an'ın emirlerine dikkat etmiş olsaydık, bugün İslam beldelerinin başında zalim idareciler olmayacaktı. Evet. Çocuğumun servisi gitmesin diye amandır çocuğum soğuktur, yağmurdur, yağıştır, güneş başına geçmesin diye bir anne 15 dakika önce çocuğunu kapının önüne indirip o servise hazırlıyorsa, sabah namazı okunduğu zaman kaldırmıyorsa, o baba da zalimdir, o anne de zalimdir, o çocuğu da yetiştiremezler. İşte bugün başımızdaki bela ve musibetlerin kaynağı hepsi budur değerli seyirciler. Nasıl bir iman taşıyoruz ki? Sabah ezanları okunurken çocuğumuzun uykusuna amandır uyandırmayalım, kıymıyoruz. Uykus uyusun daha hele sonra diyoruz ama 10 dakika sonra servisi kaçmasın diye kaldırıyorsak, gidip bir odanın köşesine sığınıp imanını sorgulaması lazım o annenin, o babanın. Eğer ezan okunurken anne ve baba seccadesini serip namaz kılıyor da çocuğunu kaldırmıyorsa, vallahi o seccadeyi cehenneme serdiğinin farkında olması lazım. Buluk çağına gelmiş bir çocuksa. Nereye gidiyoruz biz değerli seyirciler? Yani evde hanımının makyajına, allığına, pulluğuna, cilasına verdiğim parayı Allah'ın dini için harcamıyorsan, harcamıyorsak, işte zalimin kılıcı başımızda, Amerika'nın topu güllesi başımızda, hiçbir zaman eksik olmaz.
İşte Müslümanların bugün düştüğü zillet budur. Yegane sebebi budur. Eğer Müslümanlar olarak şu dünyaya verdiğimiz değerin dörtte birini İslam'a verseydik, Allah ve Resulüne ayırsaydık, İslam'a, Kur'an'a ayırsaydık, vallahi bugün böyle pejmurda dolaşmayacaktık. Kimse bize kafa tutamayacaktı. Hiç kimse. Öyle buyuruyor kainatın sultanı. Buyuruyor ki, öyle bir gün gelecek ki, işte yağmur yağıp, hani sel suları sokaktan çör çöpü alıp götürür ya, Müslümanları, müşrikler öyle alıp önlerine katıp sürüp götürecekler. Allah Allah. Tam bugünümüzü haber veriyor Peygamber Efendimiz. Oradan sahabi soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, o zaman Müslümanlar az mı olacak? Hayır hayır, bilakis daha çok olacak. Ama dünyaya meyledecekler, dünyayı sevecekler, ölümü unutacaklar, ahireti unutacaklar, hesabı unutacaklar, faiz yiyecekler, fuhuş yapacaklar, zina edecekler, zulmedecekler, zalim olacaklar. İslam'ı yaşamayacaklar. İşte o gün o sel çörü çöpü götürdüğü gibi müşrikler de Müslümanları öyle önüne katıp sürüp götürüverecek. Bugün yaşıyoruz işte. Hadislerin günümüze bakan taraflarını söylüyorum değerli seyirciler. Sonra akrabalık bağları kopacak, bitecek. Ve selamı sadece tanıdık olanlara verilecek. Allah Allah. Allah bize şuur nasip etsin. Hangi Müslüman şurada sokaktan geçerken başka bir Müslümana selamun aleyküm diyebiliyor? Şimdi bir de şunu çıkarmışlar. Hani Müslümanların ağzında da bu var ya. Bakın önce şu hadisi okuyorum. Ne buyuruyor Peygamber aleyhisselam? El mer'u me'a men habb. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sonra men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzemek isterse o artık o kavmin bir ferdidir. O topluluğun bir üyesidir. Adam buradan geçiyor yanından. Günaydın. Ne oldu efendim? Masa aydın, sandalye aydın falan filan. Ya Allah'ın bir selamını ver be adam ya. Bir selamun aleyküm de. Allah'ın selamı üzerine olsun. Benden sana zarar gelmez. Yok, selam verdiğin zaman adam selam almıyor. Ne olduk biz böyle? Hacımız da hocamız da hepimiz aynıyız. Yani birimizi ayırt etmiyorum. Hepimiz aynıyız. Ne oldu bize? Niye bu kadar dinden imandan uzaklaştık? Allah'tan, Kur'an'dan, peygamberden uzaklaştık biz. İnan şu an şeytan bile biz şu an yaşadığımız insanlardan fersah fersah kaçıyordur. Şeytan bir sefer gururlandı, kibirlendi, Allah'ın huzurundan kovuldu. Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine Allah-u Teala bize toplu helakı vermiyor. Selamı sadece tanıdıklarımıza, şimdi selamı da kaldırdık. Yani hadi onu da kabul ettim de, yani selamı da kaldırdık artık. Yani bugün Yahudi Hristiyan toplumunda ne varsa bizde hepsi var. Hepsi var. Kelimelerimizi değiştirdik. Efendime söyleyeyim, örfümüz, adetimizi değiştirdik. İşte yapılan, ne bileyim, bir sosyal faaliyet denilen, onları değiştirdik. Öyle onlara benzedik ki onlardan daha beter olduk. Daha beter olduk. Allah bizi ıslah eylesin. Evet değerli seyirciler, bakın şimdi İslam tarihinden size bir kahramanı getireceğim huzurlarınıza. Hazreti Ebu Akil, yani İslam şuuruna bakın, yani
İslam'daki şuur neyi emrediyor değerli seyirciler? Hazreti Ebu Akil çok savaşlara katılmış. Çok kahramanlıklar yapmış. Fakat peygamberden sonra aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz birçok peygamberler, yalancı peygamberler türedi. Bir de Müseylemetül Kezzab. Ya bugün günümüzde de var bunlar. Yani o sahabileri bugün kaldırın, bugün günümüzde çok insanla savaş ederler. Niye? Çünkü peygambere karşılar. Peygamberin zatında İslam'a karşılar, Allah'a karşılar, Kur'an'a karşılar. Adam Kur'an okuyorum diyor. 50 senedir Kur'an'la haşır neşirim. Kur'an profesörü cahil oğlu cahil Kur'an'a inanmıyor ya. Böyle bir şey olur mu? Ne diyor? Ne diyorlar? Bize Kur'an yeter. Kur'an'da yoksa kabul etmiyoruz. Bu ne cahillik? Adam profesör olmuş. Bakın biraz önce söyledim. Dağdaki çoban bunu söylemez. Dağdaki çobana peygamber dediğiniz zaman aleyhissalatü vesselam gözlerinden yaş akar. O kadar bir sevgisi vardır, muhabbeti vardır, muhabbet duyuyor. Ama bizim okumuş, profesör olmuş adam peygambere karşı yahu. Peygamberi kabul etmiyor, cahil oğlu cahil. Evet, Ebu Akil çok şehit olmak istiyordu, arzu ediyordu. Yani Uhud'da çarpışmış, Bedir'de çarpışmış, Hüneyn'de çarpışmış. Ve en son Müseylemetül Kezzab'a karşı Yemame'de çok çetin bir savaş oldu. Çok sahabiler orada şehit oldu. Ebu Akil de yara almıştı. Sağ kolunun bismillah kemiği falan kopmuştu kılıç darbesiyle. Sadece etler tutuyordu. Çadırın içerisinde üzerine bir bez çekmişlerdi. Ölümünü bekliyordu, kan kaybediyordu. Ama o savaş meydanlarında kılıcını salladığı zaman acaba ben de şehit olabilecek miyim diyordu. Acaba ben de şehit olabilecek miyim diye arzu ediyordu. Birdenbire tabii şey değişti. Birçok sahabi şehit olunca Peygamber aleyhisselam zaten dünyasını değişmiş, başlarında değil. Hazreti Ebu Bekir döneminde oluyor bu savaş, yalancı peygambere karşı. Oradan bir sahabi bağırdı. Ey Ensar, ey Medineliler, kalkın dedi. Uhud'daki gibi, Bedir'deki gibi, Hüneyn'deki gibi bir kez daha kahramanlığınızı gösterin ve bu müşrikleri bozun, bu bozguna uğratın. O ölümünü bekleyen, ölümünü bekleyen Ebu Akil birdenbire yerinden fırladı. Kan kaybetmiş, kolu kesilmiş. Sadece et, şuradaki et parçası tutuyor. Kafirlerin içine öyle bir daldı ki elinde kılıcıyla Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh anlatıyor bu meseleyi İslam tarihinde. Diyor ki Ebu Akil öyle bir daldı ki tutmak ne mümkün? Yahu zaten sen hastasın, öleceksin, ölümünü bekliyoruz. Bunu ölmesini beklerken adam birdenbire kalktı. Ey Ebu Akil nereye gidiyorsun? Dur dedi. Yahu görmüyor musun dedi. Medinelileri, Ensar'ı çağırıyorlar. Ben de Medineliyim. Ve düşmanı sürdü. Onların topraklarına kadar gitti ve çok çetin bir savaş oldu orada. Ve Ebu Akil niçin kalkmıştı biliyor musunuz? O bağıran Müslüman, mümin, ey Medineliler, ey Ensar, Allah rızası için bir kere daha ayaklanın ve kahramanlığınızı gösterin. İşte Allah rızası deyince
Ebu Akil yerinden fırladı. Bütün kanı akmış, boşalmış, ölmek üzere. Yani şehit olacak. Ve yine çarpıştı ve o hatta kolu mazeret ediyor. Kolunu yere koydu, ayağını üzerine bastı, kolunu çekti. O kalan etleri de orada kopardı. Allah rızası için ha. Allah rızası için yiğitlik yapın denildiği için kalktı ve o kopmak üzere olan kolunu, ayağını, bir ayağını basmak suretiyle koluna çekti, kopardı ve bu eliyle kılıcını tutup doğrudan doğruya müşriklerle çarpışmaya devam etti. Ve sonra Hazreti Ömer'in oğlu buyuruyor ki, Abdullah radıyallahu anh, Ebu Akil'i yatar yerde gördüm. Yaklaştım yanına, bir nefescik zamanı var. Yani son nefeslerini alıp veriyor. Ey Ebu Akil, ne yapıyorsun? Bana peltek bir diliyle, yani artık can çıkıyor. Kim kazandı diye sordu. Kim galip geldi? Dedim ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Müslümanlar galip geldi ey Ebu Akil. Ebu Akil, Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek şehit oldu. Şuura bakar mısınız? Şimdi değerli seyirciler, bizimle bir kıyaslayalım bugünümüzü. Hadi buyurun, hep birlikte kıyaslayalım. Ebu Akil kolu kesilmiş, kolunu ayağını basıp koparıyor. Sade etler kalmış, kemikler gitmiş. Bir Müslümanın hayali böyle olmalı. Bir Müslüman böyle yaşamalı. Allah için yaşamalı. İşte değerli seyirciler, çocukluğumdan beri naçizane bu kardeşinizin benim bir hayalim var. Benim hayalim 1400 sene önce önderimiz sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem tarafından kurulan Yüce İslam Devleti'ni yeniden inşa etmek. Benim hayalim, benim hayalim güneşin doğup battığı her yere Yüce Allah'ın Celle Celaluhu emirlerini ulaştırmaktır. Benim hayalim yeryüzünün her yerinde kelime-i tevhid bayrağını dalgalandırmaktır. Benim hayalim yeryüzünde yaşayan tüm insanları Yüce İslam'ın adaletiyle yönetmektir. Benim hayalim yeryüzünde küfrü, şirki, zulmü, fahişisi, fuhuşu ve fitnenin kökünü kazıyarak İslam'ı yeryüzüne hakim kılmaktır. Ve benim hayalim yeryüzüne İslam hakim oluncaya kadar kafirlerle, müşriklerle mücadele etmektir. Benim hayalim yeryüzünde yaşayan tüm insanları İslam kardeşliği ile birlik ve beraberlik içinde yaşatmaktır. Ve benim hayalim yeryüzünü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisi ile yeniden İslam kardeşliğini tesis etmektir. Ve benim hayalim ne Avrupa Birliği,
ne batılılar, ne İsrail'in gölgesinde bir devlet kurmak asla değil. Ve ben inşallah 1400 sene önce önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem tarafından kurulan İslam devletini yeniden inşa etmek istiyorum. Cenab-ı Allah evet değerli seyirciler, bu hayallerle yaşıyorum. Bu hayallerle yollarda yürüyorum. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu uğurda yaşamayı, bu uğurda mücadele etmeyi ve bu uğurda şehit olmayı bizlere nasip etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Müslüman gibi yaşayanlara. Evet, geceniz mübarek olsun. Bu da değerli seyirciler, çocukluğundan beri içimde beslediğim, bir volkandı. İnşallah Rabbim bunları yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Değerli seyirciler, programımızın bugün de sonuna geldik. Cuma akşamınızı tebrik ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Duanızda bizleri de unutmayın. Allah yar ve yardımcımız olsun.